Resmin Öyküsü programından merhabalar. 17 Aralık 1273 tarihinde Hazreti Mevlana'nın vefatı anılıyor. Bugün Şeb-i Aruz olarak bilinmektedir. Şeb-i Aruz'la birlikte Hazreti Mevlana'nın Allah'ın huzuruna çıkması, bugünün ağıt tutulacak, yas tutulacak bir gün olmadığını, düğün gecesi olarak adlandırıldığını bilmekteyiz. Osmanlı resim sanatında 1590 yılına tarihlenen nüshalar bulunmaktadır. Hazreti Mevlana'nın hayatından öyküler vardır. Sevakıb-ı Menakıb olarak geçmektedir. Morgan Kütüphanesi'nde ve Topkapı Sarayı'nda resimli nüshaların olduğu bilinmektedir. Buradaki eser 1590 yılında Bağdatlı Sufiler tarafından resmedilmiştir. Resme baktığımız zaman buradaki mezar yapısının içerisinde bir sandukanın olduğunu, Hazreti Mevlana'nın öldüğünü, hemen yapılar topluluğunda insanların bir araya geldiğini, Mevlevi sikkeleriyle kişilerin arka arkaya dizildiğini, ulemaların ön düzlemde beklediğini, feryat edenlerin, ağıt yakanların, ön düzlemde saçlarını başlarını yolanların olduğunu da ayrıca görmekteyiz. Burada sancakların tutulduğunu, kadınların cenaze merasimi içerisinde olmadıklarını, köşklerin balkonlarından aşağıya doğru baktıklarını da görebiliriz. 1590 yılına tarihlenen bu nüshada başka hangi görüntüler vardır? Anadolu Selçuklu sultanlarını görebiliriz. Ezan okuyan Mevlana'nın öğrencilerini, mektepte eğitim alan isimleri, Şems'ten görüntüler de görmekteyiz. Buraya gelmişken Şems'i de anmak gerekir. Hazreti Mevlana 38 yaşındayken Şems'in 60'lı yaşlarda Konya'ya geldiğini ve ikilinin sohbet şeyhi olduğu bilinmektedir. Peki Hazreti Mevlana Konya'ya ne zaman gelmişti? 1207 yılında doğan Hazreti Mevlana'nın Ber şehrinden Konya'ya gelme süreci 1212-13 yıllarına rastlamaktadır. Babası ünlü mutasıflar tarafından anılan Bahattin Veled'dir ve biz Hazreti Mevlana ile ilgili detayları oğlu Sultan Veled tarafından aktarılmış bilgilerden görmekteyiz. Yazdığı mesnevisiyle birlikte 6 ciltten oluşan bir eser bırakmıştır. 6 ciltten oluşan mesnevisinin 25 bin beyitten oluştuğu görülmektedir. En önemli katkıları yapan ise öğrencisi Hüsamettin Çelebi'dir. Resmin öyküsünde bugün 1590 yılına tarihlenen Hazreti Mevlana'nın ölümünün aktarıldığı bir eserle karşı karşıyayız. Bu eserde Mevlana'nın düğün günü, düğün gecesi olduğunu adlandırdığı 17 Aralık'taki vefatının Şeb-i Aruz olarak anıldığını, onun Allah'la kavuşmasını anlatan bir yansıma olduğunu da görebiliriz. Berk'ten Konya'ya yerleşen Mevlana'nın Anadolu'da Mevleviliği yaydığını ve günümüze kadar 17 Aralık'ta Şeb-i Aruz törenlerinde anıldığını görmekteyiz. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.